başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü Beyefendi kendisi duyurlarsa birkaç kelime yapmak isteyecektir. Baba başkanım, sanırım olduğunuz yerde. Peki. Evet başkanım, kürsüye gelmektense kadınların arasında konuşmayı tercih ediyorum dedi. Buyursunlar. Evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hanımın ifadesiyle tabii ki bir gün, özel günün adı ama tabii ki bir insanın değerini, bir kişinin değerini bir güne, bir zaman dilimine sığdırmak doğru değil. Ama cinsiyet ayrımcılığı açısından da baktığımızda tabii ki dünya var olduğundan beri belki de o fiziki üstünlüğümüzden kaynaklanacak ki erkek egemen bir kültür var dünyada. Tabii insanlık kazanımlarıyla bunu da aşmanın mücadelesini veriyor. Ve bunu aşabilenler ya da toplumda kadının dezavantajlarını ya da kadına uygulanan eksiklikleri giderem toplumlara baktığımız zaman onlar medeniyet çıtası en yüksek toplumlar. Gelişmiş, kalkınmış toplumlara baktığınız zaman geride kalanlarla kıyasladığınızda genel ortalamada kadınları hep ön saftadır. Bu eğitimde, bu iş hayatında, bu siyasette, sivil toplumda, üniversitelerde baktığımızda kadının yeri hep yukarılardadır o toplumlarda. Geride kalmış ya da gelişmekte olan, gelişmek azminde olan toplumlara baktığımızda bu onlara göre daha aşağıda bu ortalama ve bunu aşamayan toplumlar ne yazık ki gerçekten gelişmişlik çıtasını yakalamakta başarılı olamıyorlar. Orta Doğu'dan daha iyiyiz. Kadınlarımız Orta Doğu kadınlarından daha yukarıdalar. Avrupa'dan biraz da gerideyiz. Niçin? Biz de kadınların toplumdaki sosyal statüleri, kültürel, ekonomik durumları onlardan daha geri olduğu için. Yani bu ortalamaya her yerde böyle doğru bir şekilde, ifade ettiği bir şekilde rastlayabilirsiniz. Onun için Türkiye toplumsal manada kadınının statüsünü erkeğiyle eşite yaklaştıramadığı müddetçe başaramayacaktır. Hukukunu egemen kılmak, hukuku demokrasinin üstüne egemen kılmak noktasında bir iddiası varsa bunu yine kadınlarla başaracaktır. Cumhuriyet ve demokrasi mücadelesini de ancak kadınlarıyla verebildik topluma. Ve biz bunu ifade ederken kendimizi karşı cins olarak görmek gibi bir yanılgının içerisinde olmamalıyız. Ben işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hüseyin Sözlü olarak bir kadının, annem Zeliha Sözlü'nün oğluyum. Eşim Zeynep Sözlü'nün eşiyim. Kızlarım Birgül Asena ve Zeliha Gökçe'nin babalarıyım. Evde 5 tane gelin var. Hani büyük abi ben olduğum için işte Cennet'in, Serpil'in, Neslihan'ın, Salihan'ın ve Özge'nin de yine abiyim. Kız kardeşimiz yok ama gelinlerin abiyim. Yani toplumda aslında erkeklerin kendilerini kadınlardan soyutlayabileceği hiçbir şart söz konusu değil. Ama niçin bu sorunları yaşıyoruz dediğimizde de muhakkak ki toplumsal manada bir arızayı, bir eksikliği hala göstermeye devam ediyoruz. İnşallah gelecek zamanlar bu dezavantajları, bu zafiyetleri konuşmadığımız, kadınımızın toplumsal manada erkeğiyle birlikte en önde yer aldığı zamanları idrak ederiz. Çocuklarımızın yaşadığı zaman dilimi bunun şahidi olsun inşallah. Evet.
bugün bir radyoya 2 dakikalık canlı yayına katıldım. Orada buna benzer görüşlerimi ifade ederken radyocu kardeşimiz, o da Hüseyin adı, adaşım dedi ki, Reşet Ertaş demiş ki, erkekler insanoğlu, kadın insan. Ben de ona cevap verdim. Dedim ki, tabii ki cahiliye döneminde kadınların, kız bebeklerin cahiller tarafından gömüldüğü zamanlarda Türk kültüründe Türk hanımlarının yanı başında eşleri olmuştur. Kadınlar hep değerli olmuştur. Neşet Ertaş'a da onları, o sözü, o ifadeyi ifade ettiren altyapı, kültürel birikim bu olsa gerek. Muhakkak ki bize yakışan da o olmalıdır diyorum. 8 Mart Kadınlar Günü'nü tekrar tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kanalı'nda bütün ibaresi. Kadınlarımız omuzlarımıza yüceltilmeye layık diyorum. Ve Gazi Mustafa Kemal'in, onun silah arkadaşları, şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti, cumhuriyetlerimizi de hep birlikte sırtlayacağız. Ama burada bir şey ifade etmek istiyorum ki, kadınlar tabii ki acıların, ızdırapların da en büyüğünü taşıyanlardır. Elbette şu anda milletimiz topyekun bir mücadelenin içerisinde. İçeride ve dışarıda, içeride FETÖ'nün PKK terörü. Dışarıda her ikisi birlikte. Hemen Suriye sınırında yine ülkemizin güvenliği için, bizlerin can güvenliği için yine evlatlarımızla mücadelenin içerisinde ve dışarıda şehitler veriyoruz. Bu şehitlerin yükünü de pardon, arka taraf, diğer tarafa doğru hareket edebilir miyiz? Onların anneleridir. Onun için Türk yurdu İlelebe bu coğrafyada yaşayacaksa yine anaların yüreğindeki yanan kor ateşlerle, onların ödediği bedellerle ebediyete kadar var olacaktır, sonsuza kadar var olacaktır. Hepinizi sevgiyle yürümenize selamlıyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Önce insan olabilmek önemli. İyi insan olmadan, yani iyi siyasetçi olunmaz, iyi erkek olunmaz, iyi kadın olunmaz. İyi insan olamazsak hayvanların da hakkını gözetemeyiz, insanların da hakkını gözetemeyiz. İyi insan olamazsak Cenab-ı Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu merhamet duygusunu yüreğimizde taşıyamayız. Tabii ki bu sıfatları yaşatmaya çalışırken de arkamızda çok büyük bir güç kaynağı var. Çocuklarımızı da yetiştirirken bütün sıfatlardan önce, yani onlara da nasihatimiz hep şudur ki, önce iyi insan olmak lazım. Bu oğlunuz için de geçerlidir, kızlarımız için de geçerlidir. İyi insan olabilirsek aslında bu iltifatların hepsine mazhar olabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli, böylesine bir günde çok anlamlı.